burada. Abla, abla. O gelmiş. Mahir Hoca gelmiş. Hayır, şaka yapmıyorum. Burada. Dur, yavaş yavaş. Hoya! 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 O gün hocam bana geri döndü. Tam 12 yıl sonra. Ama o her şeyi unutmuştu. Beni bile. Bu hikayeyi onun için yazıyorum. Öğretmenime. Hiçbir şey hatırlamadığına emin misiniz? Yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Eminiz Ayla Hanım. Mahir Bey ileri derecede Alzheimer hastası. Doktor Bey, mutlaka bir şeyler hatırlıyor olması lazım. Yoksa onca yıldan sonra bizim evimizi nasıl buldu? Her şeyi unutabilir ama Ela'yı asla. Handan Hanım. Hastalık hafızasındaki her şeyi silmiş. Maalesef Alzheimer'ın çaresi yok. Ela ne yapıyor öyle? Kabartma harflerle yazdığı hayat hikayesini okutuyor. Belki ona bir şeyler hatırlatır. Kızım mucizelere inanır. Hocası hatırlayana kadar durmayacaktır. İmkansız bu. İmkansız. Mahir Hoca'nın Ela'yı hiç öğretmediği bir kelime. Kız mı sizin imkansız dediğinizi mümkün kılacak? Karanlıkla tanıştığımda 2 yaşındaydım. O gece mutluluk evimizi terk etti. İyileşmiş mi benim kızım? İyileşmiş mi benim kızım artık ha? İyileşmiş mi benim kızım artık? Ha, babası da gelmiş. Bakalım doktor babasına ne demiş? Handan. Doktor diyor ki... Ela hem kör hem sağır. Ne dedin? Ela görmüyor. Ve işitmiyor. Thank you.
defalarca söyledim sana. Tam 8 senedir bu evde her gün ayrı bir kaza çıkıyor. Birine çatal sapladı. Birinin kafasına şamdanla vurdu. Az kalsın evi yakacaktı. Bu kız bir gün hepimizi öldürecek. Ela bu evde kaldığı sürece bize huzur yok. Ne demek istiyorsun sen? Artık biz ona bakamayız. Ne yani? Akıl hastanesine mi göndereceksin? Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Handan, Ela benim de kızım. Senin sevdiğin kadar ben de seviyorum onu. Ama böyle devam etmesi imkansız. Başımıza daha büyük bir felaket gelmeden Ela'nın bu evden gitmesi lazım. Hiçbir yere gitmeyecek. Sabrım taşıyor artık. Yeter! Bırak! Yeter! Bırak o çocuğu, bırak! Ben hemen gideceğim! Bu evden hemen gideceğim! Gitmeyecek bir çocuk! Onun hiçbir suçu yok! Hiçbir suçu yok onun! Hiçbir şey bilmiyor benim bebeğim. Hiçbir şey bilmiyor. Karanlıkta boğuluyor. Bilmiyorum. Ankara'da Ela gibi çocuklara özel eğitim veren bir okul varmış. Eğer sen araya girersen belki bize bir öğretmen gönderirler. Görmeyen ve işitmeyen bir çocuğa bir şey öğretmek için öğretmen değil sihirbaz olmak lazım. Allah aşkına Refik. Son bir kez deneyelim. Belki bu öğretmen Ela'nın son umut ışığıdır. Kim o? Benim hocam Sümbül. Sümbül. Kapı açık. İt de gir içeri. Davetsiz, destursuz giriyorsun. Bari misafir gibi otur öyle git. Oraya buraya şekil verip hayatımı karıştırma burada benim. Mahir hocam, köhne bir evde şişelerle birlikte çürümeye dışarıda kimse hayat demiyor. Ben burada kalabalığım. Ablanın hayaletiyle yaşıyorsun değil mi burada? Mazinin yarası dinmiyor Sümbül Hanımcığım. Ama ben burada kendi malikanımda, kendi yalnızlığımda mutluyum. Bir hoca arıyorlar. Çok hatırlı bir aile. Mektebe müracaat etmişler. İşin tek ehli de sensin bu memlekette. Ben de gelip hem seni göreyim dedim. Hem de bir teneffüs edeyim dedim. Belki niyet edersin de, sahiden niyet edersin de birini hayata kazandırırsın diye düşündüm. Hayata kazandırmak. Hayata kazandırmak. Ben zar ve amalar için yepyeni bir işaret dili yarattım. Onları hayata kazandırmak için. Ama kimseye yaranamadım. Sen yaptıklarınla, öğrettiklerinle yüzlerce insana kılavuz oldun. Bir mucize yaratmak istedin ama karşına fırsat çıkmadı. Burada bütün acılarını dindirecek kız seni bekliyor. Hem sağır hem ama. Zapt edemiyorlarmış kızı. Zapt edemiyorlarmış kızı. Eğer sen gitmezsen kızı akıl hastanesine yollayacaklar. Zavallı ablacığım gibi. Minicik bir kızı daha alacaklar. O hastanenin pis kokulu, sidikli, boklu taşlarına gömecekler öyle mi? Evet hocam. Eğer sen elini uzatmazsan, melek gibi bir kız yok olacak.